Eskişehir'den bir soru var. Suriye'nin Halep kentinde yüz binlerce insanın 30-35 mahalleye sığınmış hastanesiz ve erzaksız kalmış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bize düşen nedir? Şimdi keşke bir tek Halep olsa her tarafımız kan gölüne dönmüş vaziyette. Irak mı öyle değil, Filistin mi öyle değil, Myanmar mı öyle değil, Afganistan mı öyle değil? Şimdi de Halep. Türkiye Rusya ile tekrar anlaştı. Fakat Türkiye'nin sözü Rusya'ya tesir etmiyor. Rusya'ya tesir etseydi, Rusya'da Beşar Esed'e tesir ederdi, bu zulmü beraber yapmazlardı. Proje büyük, Türkiye'nin tesiri olmuyor. Türkiye askerle de girse bunu engelleyemiyor. Bu iş bu hale nasıl geldi? İşte ben bunu tenkit edince bana salonları yasakladılar, televizyonlar yasakladılar. Ben baştan beri bu Suriye meselesini tenkit ettim. Yanlış dedim. Halkı sokağa dökmeyin, silah göndermeyin, adam göndermeyin. Bunun sonu kötü. Suriye halkı İslam'ı bilmez. Suriye'de cemaatin cesi yok faaliyetin fesi yok. Siz Araptırlar diye İslam'ı bildiklerini mi zannediyorsunuz? Arapça konuşmak başka, İslam'ı bilmek başka. Suriye halkı İslam'ı bilmez. Çünkü 82'den beri, 82 katliamından sonra ne alim kaldı, ne cemaat kaldı. O yüzden yapmayın dedim Suriyeliler, sokağa dökülürse bunun sonu kötü olur kontrol kontrolsüz olur çünkü cemaat değiller ne imam var ortada ne cemaat ne kadro var ne plan neye göre insanlar sokağa döktünüz Türkiye kendi gücüne güvendi yaparım ederim zannetti o zamanlar hatırlarsanız o zamanın başbakanı ne diyordu yakında yakında Emevi Camii'nde Şam'da Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağız. Senin buna gücün yetmez. Gücünü bilmiyorsun. Böyle söyleyince zorlarına gidiyor. Ama sizin bu yanlışlarınız yüzünden yarım milyon insanımız öldü. Halen ölüyor. Yani küçük hata yapsanız konuşmayacağım. Irak'ta yaptığınız hata, Amerika'yı desteklediniz. Bir buçuk iki milyon insan öldü hala ölüyor Irak'ta. Nasıl konuşmayayım? Bana konuşma diyorlar. Suriye'de yarım milyon insan öldü. İki ay evvel başbakan diyor ki şimdiki başbakan bu savaşın manası yok. Yarım milyon insan öldükten sonra mı? Siz silah göndermediniz mi? Adam göndermediniz mi? İstihbarat marifetiyle gençleri göndermediniz mi? Bilmiyor muyuz? İslamcı gençleri toplayıp toplayıp orada heba etmediniz mi? Bu beşer zaliminin kafirinin arkasında Rusya var, İran var, Çin var, Irak var, Lübnan var. Sana yedirmezler. Amerika bile gücüne rağmen Rusya ile karşı karşıya gelmemek için bizzat kendisi müdahale etmedi. Görevi Türkiye'ye verdi. Türkiye'nin başını belaya soktu. Irak'a neden kendisi girdi? Libya'ya neden girdi alçak? Neden Suriye'ye girmiyor alçak? Biliyor ki Saddam'ın arkasında Rusya yok, Çin yok, İran yok. Biliyor, oraya girebiliyor. Kaddafi'yi devirmek kolay çünkü arkasında ne İran var, ne Rusya, ne Çin. Oraları kendi halletti. Ama Suriye'nin arkasında bu dediğim devletler ve daha demediğim devletler var. Rusya'nın bir kere arkasında olması demek zaten bütün Türkiye Cumhuriyetlerin Rusya'yı desteklediğini biliyoruz. Türkiye Cumhuriyetler bile Türkiye'ye destek vermiyor Suriye meselesinde. Çünkü Rusya'nın esareti altındalar hala. Bu bir gerçek. Türkiye hiçbir şeyin hesabını yapmadı. Kibir insanın gözünü kör ediyor. Kendini bir şey zannediyor. Yaparım ederim zannediyor. Sen Osmanlı mısın? Keşke Osmanlı olsak da şu zalim beşşarı hemen bugün devirebilsek. Ben istemez miyim? hesapsız kitapsız sokağa çıkamayız. Yazıktır, günahtır bu insanlara. Bunu söyleyince zorlarına gidiyor. Şimdi Halebe ne yapacağız diyor kardeşimiz soruyor. Ne yapabilirsin ki Halebe A Türkiye girdi. Ne yapabiliyor? Dua edeceksin yapacak bir şey yok. İş bu hale getirilmemeliydi. Bu hale geldikten sonra yapacak bir şey kalmadı. Ben ta yıllar evvel dedim ki Suriye'de mücadele veren kardeşlerime dedim ki orayı bırakın terk edin. Yapacak bir şey yok. Size orayı teslim etmeyecekler. Zehir gibi acı bir şey. Biliyorum ne yapalım? Oldu bir defa Evet bu bir zehir içmektir. Biliyorum. Yapacak bir şey yok. Bir yanlış yapıldı. Hesapsız, kitapsız başlatıldı. Oradaki gruplar birbirine düştüler. Birbirine savaştılar. Beşarı bıraktılar birbirleriyle savaştılar. Oldu bir defa ne yapalım? Plansız, saçma sapan bir savaş başlatıldı. Zehir içeceksin başka çare yok. Çekileceksin oradan. Beşer seni orada yaşatmaz yoksa. Oradan kaçacaksın başka çaresi yok. Bana neden böyle söylüyorsun dediler. Ta Almanya'da bile ben bunu söylemiştim. Neden böyle konuşuyorsun? Ya işte o günden beri, 4 sene evvel bunu söyledim herhalde. O günden beri kaç yüz bin kişi daha öldü. Ve bir ay iki ay evvel başbakan diyor ki bu savaşın manası yok. Maşallah. Yeni mi anladın? Olan Suriye'yi oldu. Suriyelilere oldu. Yarım milyon şehit. On milyondan fazla insan yurt dışına kaçtı. Sokaklarda dileniyorlar. Soğuklarda üşüyorlar. Hani sen başaracaktın? Bu insanlar sana güvendi. Sokağa çıktı. Şimdi diyorsun ki Avrupa ile aram bozulunca Avrupa'ya göndeririz ha Suriyelileri. Bir Suriyeli bana dedi ki burası cumhurunuz dedi bizi oyuncak mı zannediyor dedi. Bizi böyle kullanacak atacak böyle. Öyle mi zannediyor bizi dedi. Bizimle şantaj yapıyor Avrupa'ya dedi. Suriyeleri gönderme, kapıyı açar mı? Suriyeleri gönderemezsin çünkü siz sebep oldunuz, onları beslemek zorundasınız. Gerçek budur, hoşlarına gitmiyor, gitmesin. İnsan bir tövbe istiğfar eder. Belki Allah yol gösterir, bir çıkış yolu gösterir. Ben ne yaptım der. İnsan bir tövbe eder. Bu işin yol yöntemi bu değil. Evet. Beşarı isteyen yok zalimin biri. Tamam da zalimler böyle devrilmez. Arkası kuvvetli. Halk bilmez. Halk ne anlar siyasetten, stratejiden, güçten, kuvvetten, hesaptan, kitaptan, planlamalarda ne anlar insanlar? Devlet bunu yapmak zorundadır. Gücümüz yeter mi, yetmez mi? Kimler var arkasında? Kim ne yapar? Amerika bizi yarı yolda bırakır mı? Bırakır, bıraktı. Amerika satar seni, sattı. Türkiye yalnız kaldı. Baş edemiyor. Halep'i Halep'in görüntüleri televizyonda görmüşsünüzdür. Yerle bir olmuş. Halep diye bir şey kalmamış. Ne Halep'e? Şam da öyle. Hepsi öyle. Savaş olmayan bölgeler dışında hepsi yerle bir olmuş. Ne yapabiliriz? Duadan başka yapacak bir şey yok. Ama Türkiye'de bir şey yapabilirsin kardeşim. Hala bir soruyorsun bana. Ben de sana Eskişehir'den soruyorsun madem madem Eskişehir'i e hedef gösteriyorum. Eskişehir'de bir şey yap. Kayserililer Kayseri'de yapacak. Adanalısı Adana'sında, İstanbullusu İstanbul'unda yapacak. İslam'ı hareket güçlenecek, güçlenecek, güçlenecek. Kapı kapı gezeceksiniz. Öğreneceksiniz, öğreteceksiniz burada güçleneceğiz. O zaman İslam'ı hareket Türkiye'de güçlenirse bu hareket hepsine de yardım edebilir, destekleyebilir ve yanlışları engelde olabilir. Güçlü, gücün yoksa bir şeye faydan olmuyor. Kendi kendini yırtıyorsun, parçalıyorsun, ne yapıyorsan hiçbir şeye faydası olmuyor güç lazım güçlenmeliyiz samimi olarak bu soruları soranlar Allah rızası için otursunlar kitap okusunlar ders alsınlar kendilerini yetiştirsinler sanaldan temel eğitim yapıyoruz sanaldan ders görsünler bilgisayardan canlı mezun olsunlar 2 3 sene okusunlar. Temel eğitim bitirsinler. Hoca adayları olsunlar. Bulundukları yerde hizmet başlatsınlar. Güçlenelim, güçlenelim, güçlenelim. O zaman Suriye'ye de faydamız dokunur, Irak'a da, Filistin'e de. Başka çaresi yok.